Sözlerime derin bir nefes alarak başlamak istiyorum sevgili izleyiciler. Zira bu salonu anlatmaya nefesim yeter mi bilemedim. Şu koltukların, perdelerin, avizenin görkemine bakın. Orta sehpanın üstüne serdiğiniz örtü tek başına güzel ama buraya uygun bulunmayabilir. Vitrinin içindeki parçalar da çok kıymetli görünüyor. Şu gold detaylara bakar mısınız? Vallahi başım döndü. Detaylar bitmiyordu efendim. Keşke tek ayna kullansaydınız. 3 taneye gerek var mıydı bilemedik. Bu detaylarla dolu salona bakalım gelinler neler diyecekler. Yani ben bu kadar gold detay salonda görmekten hoşlanmıyorum ama sen tabii ki de sevebilirsin. Tercih meselesi öncelikle. Vitrin kaçıncı yüzyılda kaldı Neslihan'cığım? Bana çok fazla geldi şu an bu salona vitrin. 22. yüzyılda hala devam ediyor. Yani devam ediyor ama artık biz gelinler, çocuk da var. Zor olmuyor mu ayrıca senin için? Ayrıca benim bir odam var. Oturma odam. Hani daha günlük yaşantımı sürdüğüm. Burası da siz değerli misafirlerimi, sizler gibi arkadaşlarım, misafirlerimi ağırlamak için size layık olmaya çalıştım. Böyle size saray tadında bir hava yaşatmak fazla istedim. Fazla saray tadı olmuş. Her yerde gold görüyoruz. Kızlar sizler ne diyorsunuz? Saraylı gelinim benim. Evet. Evet hanımlar. Ben başlayayım aslanım tamam. İsterseniz. Hatice'de. Yani ben odaya baktığım zaman çok boğuldum. Çok mobilyası güzel, çok ağır ama yani daha böyle hani sade ve sakinlik isterdim. Ha, benim şarkımdaki gibi mi? Sade ve sakin. Her yer şıkır şıkır. Bilmiyorum ben biraz boğuldum. Ya sen böyle ben şimdi sana bakıyorum sen de böyle bir goldlu sarılı böyle. Ben goldlu severim. Evet. Ama üzerine yani bakınca yer, senin evi de böyle hayal ediyorum açıkçası. Her yer detay. Yani ben goldlu sadece belirli yerlerde severim. Yani perdede hani bile gold detayı var. Hani minik minik yerlerde diyeyim. Diyor ama komple gold neredeyse diyorsunuz değil mi? Severim Hatice. Ama bu kadar gold olmadı. Evimde değil üstümde taşırım diyor Hatice. Evet. Galiba Neslihan. Bizde çok var hem üstümüzde hem evimizde her yerde taşıyoruz. Maşallah maşallah Allah arttırsın. Evet Sinemcim sen ne diyorsun? Yani benim için biraz fazla abartı. Yani yaşın 26'ydı galiba. Yaşına çok uygun bulmadım. Yani biraz daha 40'tan sonra bu şekilde mobilyalar tercih etseydim. Mobilyanın yaşı var mı kızlar? Bence var. Bence yani de. Biraz daha ağır bir mobilya olduğu için yani sonuçta misafirlere geliyor ama misafirleri de kaç yaşında olduğunu biliyor. Ona göre hani biraz daha spor bir şey. Yani varaklı olabilir ama birazcık daha spor olsaydı daha güzel olabilirdi. Daha güzel olabilirdi. Bu yorumlara bekliyordum zaten. Evet. Bu yorumları duyacağımı da biliyordum. Hiç şaşırmadım. Ama dediğim gibi hani benim zaten günlük yaşantımı sürdüğüm bir odam var. Burası bu şekilde. Hani ikisini bir arada yaşadım yani. Yaşıyorum. Evet. Biraz tek tek detaya inelim mi artık isterseniz? İnelim. Sen ne diyorsun Derya'cığım? Detaya ineyim ben hemen. Şimdi her yer sarı. Tamam. İğne oyaları çok güzel ama o mor yani uymuş mu? Bana göre uymamış renk olaraktan. Evet. Çeyiz. O çok gözüme batıyor şuradan mor olarak. Çok gözüme batıyor. Çeyiz biliyorsunuz önceden yapılan bir şey. Bir evet. Atasözü var kız beşikte çeyiz eşikte. Doğru. Koltuğumun rengini bilemiyordum yani onu yaparken. O yüzden mor koltukta kumaşında döşemesinde yoktu bu mobilyanın. Evet. Ama sermek göstermek istedim sizlere çeyiz olduğu için. O da doğru. Yani şu anda da yaptığını söylemiştin. Hani bugüne özel daha bir uygun iğne oyası yapabilirdin diye düşünüyorum. Yani yapılabilirdi ama çocuklu olurdu biraz. O da doğru. Evet. Yani o çok gözüme battı. Yani mesela her yerin çok desenli, koltukların desenli, halın da desenli geldi. Renklerin uyumlu buldum. Ama halın birazcık daha sade olabilirdi diye düşünüyorum. Hani çok her yer desenli olduğu için. Ama rengini uydurmuşsun. Onu güzel buldum yani. Başka yani o kadar çok mesela detay var ki. Bayağı bir ilgi çekici. Rustik kullanmış. Evet. Bakın böyle değişik efendim burada da böyle bir materyal var. Perde kendi başına çok güzel ama storunda da desen var çok yani. O Dolmabahçe Sarayı'nın bir küçüğünü buraya taşımış. Evet hani perde orası detay burası detay perde çok gösterememiş. Evet. Ya hangisine baksam koltukları sade olsaydı perde çok güzel ortaya çıkabilirdi ama her yerde detay
baraklar olduğu için ben devamlılığı seviyorum. Hmm. Hani o yüzden ama biraz boğuyor gibi. Ve ya bizim biraz burada mesela hani 10 gelinden 9'unda bu şekilde perde ve bu şekilde halı, bu şekilde hadi koltuk ya diye devam eder. Evet. Benim mesela çoğu arkadaşım perdeleri biz bundan. Biz neredeyiz bu arada? Bursa Ürünlüköy'ünde. Ürünlüköy'ündesiniz. Köyde yalnız ciddi bir şaşa var. Evet. Köydeki evler saray havasında. Evet. Maşallah ya. Vallahi. Dediğim gibi 10 arkadaşımdan 9'unun perdesi bu şekilde, koltuklarımız bu şekilde. Gözlerimiz buna alışmış, böyle yaşamaya alışmış. Vay saraylara layıksınız dedi kocalarımız bize. Ay ne dedi, bir daha söyle. Saraylara layıksın dedi. Ve küçük yaptı sarayını yaptı. Evet. Helal olsun. Tebrik Savaş ederim kardeşim. Helal olsun. Eşini mutlu etmişsin bu çok şekilde. Şükür. Ev sizin mi? Evet, kendimiz. Aileye ait bir bina mı? Bu müstakil miydi? Gördüğünüz bizim. Hah, alt katta kayınvalidem, karşıda amcamız, onun altında onların, abisi. Onların evde böyle gotlu mu? Zevk meselesi. He. Bir de hani ben yeni gelin, onlar biraz daha. Ne hani kadar olduk? Ne kadar? 1,5 yıl. 1,5 yıllık gelinimiz. Çiçeği burnunda derdi. Evet, zaten 7 aylık kızım var. Öyle. Evet, Allah biraz bahsettim. Fiyatlara geçsek mi? Ben merak ettim şimdi. Ya böyle bir koltuk. Ben önce bir şey demek istiyorum. Maşallah. De ne demek? Şimdi orta sehpa, hani devamlılığını seviyorum dedin ya. Orta sehpa böyle yine altın gold detaylı ama oradaki küçük sehpa. Aa, neden beyaz? Aa, orada vay be. Çok dikkatlisin arkadaşım. Tebrik ediyorum. Ben böyle hani gerçek yorumları seviyorum. Hakkını ben verdim de şu anda. Ben hani de doğruya doğru. Ama bu takımın bu şekilde sehpası yoktu. Özel olarak da yaptırmak istedik, yapmadılar. Aa. Bunu da hediye olarak verdiler. Aa, o olmaz bunu. Evet. Vallahi sen aynen bunu geri iade etseydin. Ben size iade ediyorum. Mecburen İnsan bu koydum kadar mobilyalar evet almışsın. Bir tane yapıverseydi mobilyacın sana. Aynen. Buradan sistem edebilirsin mobilyacını. Edebilirim. Duyuyordur beni zaten. Bence de. Şimdi bu koltuk takımının, yemek odasının fiyatı ortalama ne ablacığım? 25 bin, 26 bin civarı. İyiymiş. 1,5 evet seneye göre önce gayet iyi. Bir de bazı mobilyalara göre. Yok, Bursa Nilüfer'de. Bursa Nilüfer'de. E uygunmuş valla. Evet. Değil evet mi? Böyle bir şey yok. Gerçi 1,5 yıl önce aldınız. Evet. Şimdi 2 ile 3 ile çarpın onu da. O zaman. Perdelere ne kadar ödedi? Bu perdenin fiyatı 8 bin. 8 bin evet, çok fazla. Bana da öyle. Çok evet fazla. Kesinlikle. Bir oda için bu fiyat verilmez. Ama rustik var, ipek var. Bayağı detay var. Burada ağaç detayı var. Püsküller. Öyle değil mi? Püsküller ayrı. Yani bayağı bayağı ama yüksek geldi hakikaten. Evet. Avizemiz de yine tamamlıyor galiba mobilyayı. Avize 500 lira. Hadi canım. Evet. İyiymiş. Herhalde avize. Bir yerden alıp bir yerden vermiş. Aynen öyle. Peki halımız? 4. 4 bin. İpek falan mı aldınız? Evet. İpek alı ona göre. Ama kahve mahve dökmeyelim. Ne olur ne olmaz. Sizden değerli değil. Ay teşekkür ederiz. Teşekkür eder. Her şeyi çok pahalı almışsın. O bütçe bende olsaydı çok daha güzellerini alırdım. Evet ve buradaki senin Savaş'la fotoğrafın gerçekten çok güzel. Çok cici bir gelin olmuşsun. Gelinin gelinliğin detaylarını, düğününü zaten finale doğru göreceğiz. Çok merak ediyorum. Bu arada üzerindeki kıyafeti de sormak istiyorum. İzninle seni bir kaldırmak istiyorum ablacığım. Şöyle telkari. Tel kırma. Değil mi? Evet. Tel kırma. Bakın tel kırmayı eşarplarda görmeye alışkınız. Evet. Ama ben böyle kıyafet bir elbisede çok nadir rastlıyorum. O yüzden göstermek istedim. Gerçekten bir dön istersen. Bu şalvarında da aynı detaylar var. Kemere gelmek istiyorum. Bu kemer gümüş mü ablacığım? Gümüş. Bu da bakın ne kadar güzel değil mi? Evet. Tamamlamış. Tamamlamış. Takıların da gerçekten çok şık. Şöyle bir boynuna bakayım. Kumaş üzerine nakşedilmiş bir kolye evet, bu. Evet, bunlar elmas aslanım. Öyle mi? 100 yıllık. 100 yıllık evet mı? Tarihi eser. Evet. Kimler o sana? Yani kimilerine kalıyor ama kuyumcudan da gidip alabiliyorsun. Biz aldık. Ha, kuyumcudan aldınız. Evet. Ay ne kadar zevkli, ne kadar değişik. Evet, evet. Ne kadar orijinal bir çalışma, bakar mısınız yakından? Şu da değişik, incili bir şey var burada. Ay bunu kim taktı? Kayınvalidemler. Bunları saklarsın inşallah. 60 yaşında da olur yani. Her yaş için uygun. Evet. Vallahi çok güzel. Buradan gidelim mi mutfağımıza dış ses, ne diyorsun? Aslı Hanım, ben mutfakta da bu gold detaylar devam ediyor mu diye çok meraklıyım açıkçası. Bir görelim. Bakayım Neslihan. Bakalım. Sanki. Diyorum. Ben de merak ediyorum. Mutfağa gidiyoruz. Hadi gidelim.